Sen varsın değil mi? Bir. Ha? Ben vardım. Aziz, Cüneyt, Aziz İbrahim. Var. İbrahim'in bir tane kız arkadaşı vardı. Cüneyt var. Evet. İbrahim var. Evet. Öyle mi? İbrahim ve kız arkadaşı. Evet, kız adı arkadaşı. Ne? Bilmiyorum, kızın ismini bilmiyorum. Evin aşağı katında uyuyordu kız. İbrahim sen değil misin çocuğum? Yok, orada. Ha sensin ha. Senin kız arkadaşın kim? Hani sevgilim falan değil, öyle normal arkadaşım Zeynep. İbrahim ve? Zeynep var. Zeynep. Tamam şöyle yazalım, Zeynep var evet. Daha sonrasında Ferdi geldi eve. Ha? Ferdi. Bu kadar mı kişi vardı? Ben Ferdi geldi, evet. En son Merve geldi eve. Ve bizim aradığımız Merve Nur. Şimdi evet. Asıl önemli olan bu. Şimdi bu Merve Nur Devrim'in sevgilisi miydi? Devrim'in evet. Sevgilisiymiş. Bu nasıl sevgililik? Ayrılmışlar. Yani sevgili derken ne demek istiyorsunuz? Hani bildiğimiz anlamda bir sevgililikten bahsetmiyoruz anladığım kadarıyla. Takıntı. Merve çok yani böyle takıntı derecesindeydi Merve ona. Yani Devrim çağırdığı zaman mesela Müge Hanım akan sular duruyordu yani. Gidiyordu, hemen gidiyordu. Mesela Ebru'nun yanına gitmişti Kayseri'ye. Devrim yine çağırdı, gitmeyecekti normalde. Ebru'nun yanına toparlanmaya gitmişti. Devrim çağırdı, hemen gitti Kayseri'den Antalya'ya. Korktuğu bir şeyler vardı Merve'nin. Annem en son zamanlarda kapı çalsa korkuyordu diyordu. Zaten o günde annemi aradığında anneme bir şeyler anlatmaya çalıştı bence ama biz anlayamadık. Çünkü 8.30 gibi falan aramış annemi. Sonra onda Ferdi ile tekrar görüşmüşler. Şimdi Ferdi Merve Nur'u hiç tanımadığını söylüyorsun değil mi? Evet abla. Tanımıyorum. Ben sadece oraya gittiğimde Merve Nur benim telefonumu kullandı diyorsun. Evet. Şimdi burada ilk başta sen gittiğinde Ferdi kimler vardı? Ben gittiğimde benim gördüğüm işte Cüneyt, ondan sonra Gökhan, İbrahim, Aziz de ve o kız arkadaşını görmedim. Aşağı ben girdiğimde ilk girdiğimde aşağı da kapalıydı. Ha. Ben İbrahim'e sorduğumda oradalarmış. Yani bu olaydan sonra mesela. Aziz'in de mi bir tane kız arkadaşı vardı? Yok. Yok. İbrahim'in kız arkadaşı. Aziz de İbrahim'e Zeynep dedi aşağı odadaymış. Hı. Ben onları görmedim yani. Ben bunu da hiç anlamadım. Şimdi şurada bir üst katta bir oda olsun. Evet. Tamam mı? Şurada da merdivenler olsun. Şurada altta bir oda daha olsun. Anladığım kadarıyla bu hanın odası zaten böyle. Hani oda olup da Çırağan Sarayı'ndan bahsetmiyoruz yani. Evet. Tamam mı? Mesela buradan giriyorsunuz. Nasıl altı görmüyorsunuz? Alttan giriyorsunuz. Üstü yok, tam yani karşıda kapı var. Kapı kapalı. Yani odanın safa. Kapısı kapalı. Ha giriyorsun. Evet tam karşıda kapı var. Hı. O kapıyı açınca mı merdivenlerden yukarı çıkılıyor? Hayır. Merdivenler sağ tarafta, oda karşı tarafta. Gizli bölme dedi. Müge abla, evin evet. Normal bir girişi var. Tam karşıda o yatak odası gibi bir yer var. Yani boşluk, antre gibi yer var. Evden girdiğimiz sağ taraftan merdivenler yukarıya çıkıyor. Böyle sonrası bükülüyor. Yani üsttekiler alt katın sesini, alttakiler üst katın sesini duyamıyorlar mı? Yani teras bölümünde olanlar alt katta yani konuşulanları falan duyamaz yani. Hani yüksek sesle konuşulmadığı yani sürece duyulmuyor. Yüksek sesle konuşulmadığı sürece ama yüksek sesle yani. Konuşulursa duyulur. Evet. Tamam çünkü şu anda mesela sizin iddianız ne? Cüneyt burada Merve Nur'a üst katta değil mi? Evet. Tecavüz ediyor. Ama sen alt kattasın. Bunun sesini duymuyorsun. Evet. Nasıl oluyorsa artık. Ya mümkün yani değil. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Cüneyt'in... Şimdi bir kere arkadaşlar şunu konuşalım. Teşekkür ediyorum. Üçünüz buraya geldiniz. Kardeş. Cüneyt ortada yok. Biz Cüneyt'in ailesiyle konuştuk. Aslında Cüneyt'in ailesi, yani Cüneyt ailesine kızın seninle gittiğini ve bir daha görmediğini söylemiş. Yok, benimle değil. Yani benimle çıkmış olsa ben İbrahim'e bile demezdim. Bir şey hayır, demezdim. Ben şimdi yani. Söyleneni söylüyorum. Hatta iki tane röportajımız var. Onları da hazırlayalım. Merve Nur'un senin sevgilin olduğunu söyleyenler yok. Var. Şimdi o nedenle hazır buraya kadar geldiniz. Farkındayım. Orada yapılanlardan dolayı çok hoşnut olmadığınızın da farkındayım. Aslında bu bir adım da olabilir. Bir daha da artık buralara gitmekten vazgeçersiniz. Eğer zaten ben Merve Nur'un o şekilde o pozisyonda gördüğümü İbrahim ve Ferdi'ye söylememiş olsaydım sırra kadem vururdu bu olay. Bakalım vurmaz hiçbir şey vurmaz Hanım, merak etme. Önce bir şey daha Kutlu'yu bir dinleyelim sonra sen o gün ne gördüğünü anlat. Çünkü sen o gün diyorsun ki Cüneyt Merve Nur'a tecavüz etmişti. Hatta beni de davet etti. Evet. Ben de korktum camdan atlayıp kaçtım. Evet. Şimdi burası olmuyor.
Evet, bunu ya, Antalya Emniyeti de aynen bana söyledi. Antalya yani Emniyeti de söyler, herkes de söyler. Yani burada çünkü diyor, burada yani... burada başka bir şey var. Üstelik bu kızın eskortluk yaptığını söylüyorsunuz. Eskortluk yapan kızın tecavüze uğrayıp ağlamasının bir anlamı yok. Tecavüze eğer uğradıysa bir ses çıkmayacak mı sen alt kattan, duymadın? Üstelik sen de o evde oturan birisin. Neden ağlıyor Cüneyt abla? Arkadaşın camdan atlayıp kaçmanın bir anlamı yok. Kapışık şöyle mı olabilir? Hayır. Ya o kız uyuşturucu komasına girmiştir, ya o kızı ölü görmüşsündür, benim de başım belaya girecek diye düşünmüşsündür, atlamışsındır, amenna. Düşün, doğruyu anlat. Önce röportajı izleyelim. Merve Nur Polat'ın şüpheli kaybından sonra iddiaların odağındaki Cüneyt'in bir süre evinde kaldığı arkadaşı Şeyda Kutlu'yla bir aradaydık. Cüneyt bir gün buradan geçerken kendisi yanına uğradı, öyle ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Eve gidemediğini, hani evde cinayet masa ve inceleme falan yapıyor. Ben de hani çıktım öyle dolanıyorum falan dedi. Rahat çalışsınlar diye gitmiyorum fazla dedi. Birkaç gün misafir ettim kendisini. Peki Cüneyt genç kadının kaybolduğu güne dair kendisine neler anlatmıştı? Dedim hani nedir bu, hani niye bu kadar sana şey yapıyor? Yani arkadaşlarım da niye böyle söylüyor, ben de anlamıyorum dedi. Ben o gün oturduk biraz dedi, muhabbet sohbet ettik dedi. Gökhan, Buse, sanırım o Ferdi arkadaş filan, İbo. Yani 3-5 kişi falan varlarmış hani. Ufak ufak dağılmışlar hepsi. Ama en son Merve Nur erkek arkadaşıyla falan gelmiş. Gökhan sanırım erkek arkadaşıymış Merve Nur'un. Madde kullanmışlar. Sonra onlar hani biraz yakınlaşınca Gökhan da Merve Nur, Cüneyt ben hani biraz uzanayım diye yukarıya çıkmış. O uyumuş sonrasında söylediğine göre. Uyandığımda kimse yoktu diyor. Hani herkes dağılmıştı diyor. Gökhan da niye oradan atlamış gitmiş onu da bilmiyorum diyor. Pencereden atlamasının sebebini diyor. Birkaç gün misafir olarak... Şeyda da bak benzer bir şey anlatıyor. Cüneyt diyor ki ben yattım uyudum. Merve Nur'la asıl Gökhan yakınlaştılar. Ben de o yüzden üst kattaki odaya gittim. Sonra kalktığımda ne Merve Nur vardı ne Gökhan vardı. Gökhan da atlayıp gitmiş camdan, anlamadım. Hani ben o zaman neden atlayayım camdan? Merve Nur'la beraber. Tamam o zaman sen gideceğim. Anlat. Niye atladın camdan? Cüneyt'in hem Merve Nur'u o şekilde gördüğüm için Merve Nur buraya kadar çarşafını çekmiş, çarşafı çekmiş, ağlıyordu. Cüneyt böyle sus işareti yapıyordu ve ben teras bölümüne geçtim. Yani ben o anda görünce utandım yani. Teras bölümüne geçtim. Kaçıncı kattasın? İkinci kattaydım. Teras bölümü de üçüncü kat oluyor. Bana geldi, sen de yapan mı dedi. Dedim sen ne diyorsun dedim, fırladım aşağıya. Hayır, şimdi aşağı sen ya. Normalde neredeydin? Aşağı kattaydım sen ben. Sen ilk kattaydın. Evet, ilk kattaydım. Onlar... Ben onların... hastaneye gideceğiz diye Aziz Bey çıktı. 3 dakika 5 dakika geçmedi. Bana seslendi. Gökhan dedi, yukarıya çıkınca o manzarayı gördüm ben. Cüneyt mi seni çağırdı yukarıya? Evet, yukarıya beni Cüneyt çağırdı. Gökhan yukarıda dedi, böyle yatak falan var mı? Yok, üçlü koltuk vardı. Tekli koltuk var gene. Kız neredeydi? Kız üçlü koltuktaydı. Cüneyt üzerine bir kırmızı bir bornoz giymiş. Hatta Ferdi girdi büyük bir ihtimal, İbo ve Ferdi kırmızı bornozundan gördü değil mi? Açmış kapıyı size. Biz... Gittiğimizde üstünde kıyafetleri vardı abla. Sonra hani, onun üzerinde kırmızı bornoz vardı. Kız çıplak mıydı? Bir saniye. Yani kıyafetleri, Merve'nin o günkü üzerindeki kıyafetleri koltuğun üzerindeydi. Ne vardı Merve'nin üstünde o gün? Yani Merve'nin üzerinde hatırladığım gri bir tane şey vardı. Böyle yelek tarzında, önü kapalı kapşon tarzında bir mont gibi şey vardı. Ama kolları yoktu. Evet. Hani, tamam, kız tarzında. Orada ağlıyordu diyorsun. Aynen, neydi kızın durumu? Bir anlatır mısın? Yani ağlıyordu. Yani hiç benden hiçbir yardım falan da talep etmedi. Sessiz sessiz ağlıyordu. Sessiz sessiz ağlıyordu. Yani böyle çekmiş ağlıyordu. Tamam. Cüneyt de bu kız şekilde yapıyordu. Kız oraya yasaklı madde almaya gelmedi mi? Yani o bak burada Ferdi de var, İbrahim de hayır, var. Hayır, gerçekleri yani, konuşalım. Hani, kız oraya yasaklı madde almaya gelmişti. Oraya çocuğun merdivenden düştü. Cüneyt abi... Oraya geldikten sonra çocuğunun düşmesini öğrenebilir. Bu çocuk düşmüş mü merdivenden? Hayır, bir bahane annemi aramak için Müge Hanım, benim anladığım kadarıyla. Çocuk falan düşmemiş hayır, aslında. Hayır. Çocuk hayır. Zaten annesinin yanında. Yani kız oraya yasaklı bir madde almaya geldi. Kızın cebinde parası yok. O maddeyi almasının zaten yolu belli. Niye sen onu gördüğünde kız titresin ve ağlasın? Hadi ağladı. Hoşnutsuz oldu, bir durum oldu. Sen niye camdan atlayıp kaçtın? Cüneyt bana da teklif etti abla. Etsin ne olacak? Yani sana ne teklif ediyor? Yani benim orada bir gördüğüm yani tecavüz sahnesi gibi bir durum vardı orada. Hani derse yani olay yani polislik falan olur. Merve Nur polise falan gider. Cüneyt bana böyle böyle Gökhan da vardı derse. Hı. Ben bu işin içerisinden nasıl... Niye kapıdan çıkmadın da camdan kapı attın? Kapı kilitliydi. Cüneyt'teydi anahtarı. Nasıl girdiniz içeri?
Cüneyt'teydi anahtar. Hani kendisi kitler, kendisi açardı. Devamlı da anahtar üzerinde, kendi üzerinde. Tamam, sen Cüneyt'in anahtarını istedin mi? Yok, istemedim. Hani Cüneyt bana bu şekilde, hani ben aşağıya indim. Burası kaçıncı kat? Pembe bize burayı bir göstersin aslında ya. Burası kaçıncı kat? Yani evet. Sizin atladığınız yer ne kadar bir mesafelik bir yer? Yani ikinci kat, 3 metreden hesaplarsan 6 metre. 6 metre atladın sen yani. Yani balkon demirinden klimalar. Klimalardan alt tarafında tente vardı. Tentenin üzerine. He. Oradan hemen bir metre, 1,5 metre gibi bir yerle oranın yüksekliği vardı. Senin kafa nasıldı? Yani ben orada kesinlikle hiçbir uyuşturucu falan kullanmadım. Normaldin yani. Evet. 6 ben metreden zaten atladın. Evet, atladım. Yani hayır, ben şunu anlamıyorum. Cüneyt senin arkadaşın değil mi çocuğum? Yani Cüneyt benim arkadaşım değil abla. Ne işin var o zaman Cüneyt orada? Cüneyt benim arkadaşım değil. Ben oraya, ben arkadaşım ve benim kendi kıyafetlerim vardı. Ben onları almaya gittim. Senin niye kıyafetlerin oradaydı? Benim orada bir tane kendini sakatlayan bir arkadaşım vardı, Mehmet diye. Cüneyt'in evinde kalıyordu. He. Hatay'a gönderdim. Kıyafetleri falan vardı. Benim kıyafetlerim ve ayakkabılarım vardı. Ben onları tamam, almaya gittim. Tamam, senin kıyafetlerini, ayakkabıları tanımadığın Mehmet'e, kişiden. Mehmet'e vermiştim. Mehmet kullanıyordu benim kıyafetlerim ve ayakkabılarımı. Sen ilk kez hayatında Cüneyt'i o gün mü gördün? Yok yani 3-5 sefer gittim ama yani ben Cüneyt'in evine sık giden bir insan değildim. Benim ev arkadaşımın vesilesiyle tanıştım ben zaten Cüneyt'ini. Sen tamam, gitsin o balkondan atlı. Dışarıdan bir görebilir hani, miyiz o balkonu? İyi görmedin de. Aman ben burada olmayayım, benim ismim karışmasın diye mi atladım? Evet. Müge Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Ama benim yani gördüğüm sadece Merve Onur ağlıyor. Yani benim orada ya bir tecavüz vardı abla. Yani orada bir ya bir tecavüz vardı. Ama tecavüz nasıl oluyor? Yani orada ya bir, o zaman neden ağlıyordu? Merve ağlayıp da neden ağlıyordu? Nasıl ağlıyordu ağlayıp? İçin için ağlıyordu. Neden i̇çin ağlıyor? İçin ağlıyor. Evet, neden ağlıyor? Tamam, bu için için değildi, nereden senin aklına bu fikri getirdi? Ama kız yani maddeyi kullanmış olduğundan dolayı bilemiyorum işte. Ağlıyor da olabilir, titriyor da olabilir. Ama Merve Nur eve geldiğinde de ağlıyordu. İkisiyle de oluşmuş Merve Nur olabilir. İlk eve geldiğinde de ağlıyordu. Tamam, Merve Nur ilk eve geldiğinde ağlıyorsan. Evet. Sen de orada gördüysen onu. Evet. Nereden anladın onu, Cüneyt'in kötü bir şey yaptığında atlamalara kalktı? Hep beraber çıkacağız dedi. Hep beraber çıkacağız dedik. Önce Ferdi, Gökhan, İbrahim. Gökhan, bak sana bir şey söyleyeceğim. Ne olur böyle çok hasta olunca özür diliyorum. Çok tahammül sınırım kalmıyor. Senin anlattığın gibi olmaz çocuğum. Nasıl teşekkür olur, ederim abla? Geldin. Eğer hani yani anlat. Bak Cüneyt de etrafa başka bir şey anlatıyor. Sen orada başka bir şey görmüş olmalısın. Ben bir şey görmedim abla, benim gördüğüm bu. Ben sonrasında bak diyorsun ki atladım diyorsun balkondan. Evet. Sonrasında Ferdi ile İbrahim'i sizi söyledim. Evet. Evet. Diyorlar ki onlar da gördüğünüzde nasıldı durumu? Çok ani ataktı, panikti. Ha? Çok ani ataktı, panikti. Abla, hatta panik ataktı. Hani. Hatta biz dedik ki sen de gel eve giderken. Yok ben gelmeyeceğim dedi. İbrahim'le biz gittik. Hani zaten onu anlatınca abla biz telaşla gittik hani oraya. Yani dedim, bu olayı biz öyle görmüş hani olsaydık. Ya sen ne diyorsun deyip kapıdan çıkardık ya da orada Cüneyt'i öldürürdük. Yani bu olayı biz böyle görmüş olsaydık, onun yerinde biz olsaydık kapıdan çıkardık. Yani ama ben yani yoksa cinayet ya falan görmüş olsam orada bak senin, herhangi bir cinayet senin veya da... anlıyorum. Evet. Belli ki düzgün bir çocuksun ama senin oradan balkonlardan atlamanın bir nedeni olmalı. Yani benim nedeni sadece o abla. Ben yani başka hiçbir şimdi şey görmüyorum. Gökhan Bey oraya Merve Hanım kendi arzusuyla geliyor. Şimdi biraz çekelim evet. Her zaman olduğu altına. Gibi madde alıyor. Evet. Kendi arzusuyla birisiyle bir münasebette bulunuyor. Yani tecavüz dediğimiz kelimede zoraki bir durum yok. Dolayısıyla tecavüz kelimesini de kullanıyorum. Arzusuyla birisiyle birlikte... Hocam gelecek. O zaman neden ağlıyordu? Bir dakika. Kendi gönlüyle bir dakika. İnsan ilişkiye giriyorsa bakın neden şimdi, ağlıyor? Gelişinde zorlama yok. Evet. İstediği madde verildiği zaman içiyor. Kendisi arzu ettiği kişiyle beraberlik yaşıyor. O zaman... Sen onun durumunu bütün bu normallerin dışında bir şey gördün ki. Ben normallerin ben buradan, dışından yok. Tim normallerin olayım, dışında ben buradan gördüğüm, kaçayım atayım normallerin dışında gördüğüm hiçbir şey yok. Ben sadece onu gördüm. Ama o şekilde o zaman, gördüm. O zaman mantıki durum olmuyor. Yani o zaman anlattıklarınla mantık çarpışıyor. Çelişiyor. Kaçmamam için ne gerekiyordu hocam peki? Efendim? Benim oradan kaçmamam hayır, için. Kaçman için ne gerekiyor ama? Ne gerekiyordu? Yani bana bir benim düşündüklerimi sokağa söylesen sorduklarımı o zaman sokasın ben sana de derim. Şöyle yapman gerekiyordu. Tam anlat. Beraberce seninle fikir. Yok yani benim yapalım. Gördüğüm o. Benim gördüğüm ben hani şimdi desem ki Cüneyt Merve'yi öldürdü desem. Merve'nin ölüp veya ölmediği şu anda belli değil. Kayıp. İki gün sonra Merve bir yerden çıktı geldi.
Ben nasıl ayıklanacağım? Merve hayatı şey, ben sana söyleyeyim. Oradan aklıma gerekiyorum ki. Benim kardeşim mantık yürütelim, buna da mantık yürütelim. Mantık yürütelim. Senin merdiveni el uzatmadan dışarıdan 6 metreden atlaman olsun için geniş geniş içeride merdivene dahi... Hocam benim atladığım yer... Daha da yukarı. Hocam atlamanın burası haricinde Gökhan o günden sonra sırra kadem basıyor. Şehir dışında yakalanıp ifadesi alınıyor Gökhan'ın. Yok ben Antalya'da daha verdim biraz ifademi. Hayır, İki defa Antalya Cinayet Büro'da. Ben yok ben şehir dışarısında değil. Ben Ankara'ya gitmiştim. Ailemin yanına gitmiştim. Beni aradılar. Ben gittim iki defa Antalya Cinayet Büro'da ifademi verdim. Yok yani acaba bu kızcağıza yüksek miktarda doz verildi de o verilen dozun alerjisi, ağlaması, titremesini gördün. Eyvah sağlık durumu iyi değil diye yok, başına hocam, bir şey gelecek diye ben mi kaçtın? Gördüğümde Merve Nur yaşıyordu, ağlıyordu. O sahneyi gördüm. Ben sana söyleyeyim, ben Merve Nur'un yaşadığını düşünmüyorum. Merve Nur yaşasa zaten ortada olurdu. Evet. Yani o yüzden yaşıyordu, konuşmalarınızı o nedenle bulmuşsunuz. Yani, bu arada Fatih'cim çok teşekkür ediyorum. Hani escort biri neden tecavüze uğrasın benzeri bir cümle söylediniz diyor. Suistimal edebilir. Çok haklısın. O anlamda söylemedim. Ama çok haklısın uyardığın için. Tabii ki ne olursa olsun artık insanlar eşlerine bile istemediği müddetçe beraber olamıyorlar. Dokunamazlar. Kanun böyle. Fakat bu kız... İyi oldu söylediğin. Açıklayayım. Bu kız zaten buraya bunun için gidiyor. Yani bu kız madde temini için zaten bilinçli olarak buraya gitmiş. Ne yazık ki. Bak çok üzülerek maddenin hatırı için satıyor. Evet çok üzülerek söylüyorum ama kızlara da biraz örnek yani olsun diye söylüyorum. Zaten bu kız onun için gitmiş oraya. Yani daha sonrasında bu bahsi geçen şey zorla saldırıda insan bir ses çıkartmaz mı? Ne olursa olsun o ses dışarıya çıkmaz mı? Bak şimdi senin atladığını söylediğin yer. Şu balkon değil mi? Aşağıya biraz kamera başına eğsin. Aynen. Aynen orası. Biraz başına eğsin kamera aşağı yolu göreyim. Sen şimdi... Evet. Sen şimdi diyorsun ki ben bu kızın gördüm. Tecavüze uğramış olabileceğini düşündüm. Buradan. Klimaların buraya, üzerine. Buradan buraya atladı. Evet. Evet. Oradan oraya. Abla bir oradan şey söyleyeyim mi? Sen Arnold Schwarzenegger misin? Nasıl atlıyorsun buradan buraya? Düşsen abla, şuraya kolunu bacağını kıracağım. Bak atlamanı ulan, anlıyorum. Teras demişti ya. Ama teras dağılıyor, gördüğün teras şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. İşte benim gördüğüm şey o Müge abla. Yani ben daha yani fazlasını görmedim. Hem de hani, sağlıklısın yani. Hani bir şey de evet, kullanmıyorsun. Evet gayet balkondan de sağlıklıyım. Değil, terastan atlamış. Abla bir şey diyebilir miyim? Terastan teras mı atladın? Buradan mı atladın? Oradan atladım abla. Buradan terastan dedin. Aynen değil mi? Az önce teras dedi. Yok. Oradan atladım. Bir terasa çıktım dedin, utandım dedin. Teras evet, kata çıktım. Atladım. Teras katı da bir görelim, üstte teras katı daha üstte mi? Evet. Daha da yukarı. Hani Cüneyt beni çağırdığında ben evin içerisinden teras kat aynen orası. Ha. Evet. Orası. Ya sen şimdi bunları bırak da doğruyu söyle. Yani benim doğrum o durumda olan bir adam oradan kaçıp da gitmez. Sana bunu yani teklif edecek ve sen kaçıp gideceksin öyle evet mi? Evet. Bırak ya. Ama konuşsun doğru söylüyor. Bu benim doğru yani söylüyor. Yani buna yani kargalar bile güler. Yani siz Merve Nur'u çok daha kötü bir pozisyonda yok, ben görmüş olmanız pozisyon, lazım ki benim gördüğüm pozisyon bu kadar, o. Bu senin kadar panik yani yapmış olmanız. Kaçmam için evet, Merve Nur'un iyi bir insan olması mı lazım hocam? Bir şekilde ne demek iyi bir insan olması lazım? Yani şimdi ona yani. Yani Merve Nur nasıl bir insan olması lazımdı mesela şimdi? Niye kaçtın ki, o zaman? Eskort birisi bak, diyor. Bak ben onu düzelttim, öyle bana bak. Demiyor. Bana bak. Hayır, düzelttiğim lafı bana satma. Onu siz diyorsunuz. Benim kardeşim öyle biri değildi. Ben öyle demiyorum onu. O kız zaten diyorum ne yazık ki onun için gitmiş. Hepiniz biliyorsunuz. Siz orada okey evet oynamaya da gitmiyorsunuz. Neyi ne için gittiğinizi hepimiz anladık biliyoruz. Tamam mı çocuğum? Diyoruz ki sana geldin teşekkür ederiz. Ne gördün de atladın? Bunu git anla. Öyle abla gidip de cinayet masasına öyle dedim. Cinayet masasına öyle demenin benim için ne anlamı var? Sen dedin de inandılar mı? İnandılar mı sana? İnanmadılar. Anlattım, sen git istediğin yere bunu anlat. Niye giderdin? Kim git atlar be buradan aşağıya? Buradan aşağıya atlamak ne demek yani? Niye atlıyorsun bir de? Ben istemiyorum Cüneyt. Aç kapıyı gideceğim. Ha, kapı kızı, kilitli miydi? Kıza çok mu yardıma ihtiyacı var? Niye yardım etmedin anahtar o zaman? Anahtar Cüneyt'ti. Ve Cüneyt bana yani yüksek sesle bağırdı. Cüneyt de orada değil mi? Evet. Yani sen merdivenden insen. Cüneyt aç şu kapıyı ben çıkacağım desen.
Cüneyt sana hayır çıkamazsın mı diyecek. Hani ben aşağıya indiğimde bana çık yukarıya yüksek sesle bağırdı. Yani ben onun için tedirgin oldum zaten. Çıkmak isteseydin Cüneyt bana mani mi olurdu? Sesle, yani büyük bir ihtimal mani bak, olacaktı Bey, benim evden çıkmama. Çıkmak istedim. Niye, yani niye? Büyük bir ihtimal mani olacaktı. Çünkü bana neden yüksek sesle, mani olurdu? Yüksek sesle, ben bunu ifademde de söyledim Müge abla. Tamam, niye yüksek mani sesle, oluyordu? Sana göre işte, neden dolayı mani bilmiyorum olurdu? Bilmiyorum işte, belki kendi yanına günah keçisi, suç ortağı arayacaktı. Ne olacaktı Cüneyt da, neyin suçu? Cüneyt belki suç ortağı arayacaktı yani. Ne oldu da, neyin yani suçu işte? Bana bak, göz göze. Neyin suçuna seni ortak edecek? Ya işte bana tecavüz eder misin diye bana teklif sundu abla. Ben bundan korktum ya. Benim tamam, kaçma sebebim korktun bu. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.